Hoş geldiniz. E, Luna üzerine konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ederim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. USDC tarafındaki patlamayla en nihayetinde arkadaşlar Luna ve LUNCH tarafında da ciddi bir yükseliş gördük. E Zaten e, Bitcoin hareketleri de yükselirken bu hareketlerin e, gelmesi de Terra coinlerinde gayet doğal şu anda 4 saatlikteki hareketli ortalamanın üzerine atıp destek aldı arkadaşlar bunu e, oldukça uzun bir zamandır göremiyorduk bir kere onu söylemek lazım yani rally bittiğinden beri yapışmadan beri arkadaşlar bunu göremiyorduk şimdi bir kere şunu bilmemiz gerekiyor Biz 215 değerini aklımızda tutmamız lazım Çünkü 215'i görüp 215 değerlerinin altında hiç değilse şöyle ee, birkaç saatten fazla vakit geçirirsek tekrar e, düşüşe doğru geçtiğimizin bu bir göstergesidir. E, nitekim bu durumun böyle olma ihtimali de çok yüksek. Şu an hareketli ortalamaların üzerinde olmamıza rağmen arkadaşlar e, baktığımızda bu hareketin tamamen Bitcoin e, kaynaklı olduğunu biliyoruz. Yani Luna tarafında yani Luna e, doğallığında bir şey yok maalesef. Tamamen Bitcoin hareketlerinden kaynaklı ki zaten Bitcoin'de yükseliş bekliyoruz. Yani Luna yükselir fakat devamında da düşüş bekliyoruz. Yani bu iş e, tam olarak Lunalık bir durum değil arkadaşlar. O yüzden buradan e, uçacak kaçacak diye yapılan alımlar bundan bir iki hafta sonra ciddi şekilde içeride kalmalara sebebiyet verebilir diye düşünüyorum. Zaten genel anlamda bir ayıp piyasasındayız ve baktığımız zaman hodulcular için konuşuyorum. Ciddi alım noktalarımızın e, nereler olduğu ve gerçek kalkışların nerelerden başlayabileceği aşağı yukarı belli arkadaşlar. O yüzden e, şu an müşteri olmakta fayda var diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum hepinize. Hoşçakalın.